T24 seyircileri merhaba. Londra'dayım. Elif Şafak'la birlikteyim. Merhaba Elif. Merhaba Şirin, hoş geldin. Hoş bulduk. Birlikte olmak çok güzel. Elif Şafak'ın son romanı çıktı. 10 dakika 38 saniye. Aslında İngilizcesi biraz daha farklı. Bu garip dünyada 10 dakika 38 Doğru. saniye ama Türkçe'ye öyle çevrilmedi. Bugün yeni kitabı, yeni heyecanı konuşacağız. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Ya bir kere şunu söylemem gerekiyor. Gerçekten iltifat için söylemiyorum. Son zamanlarda okuduğum en derin kitaplardan bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Herhalde kitabın üstünde de var zaten romancılık yazarlıkla 25. yılın. Şöyle başlayalım mı? Bu senin artık ustalık aşamasındaki belki iyice derinleştiğin romanlardan biri. Ne söylemek istiyorsun? Yani bir yazara kitabını sormak zor bir soru ama ne demek istersin? Nasıl başlamak istersin? Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum sana. Söylediklerin benim için çok kıymetli. Bu romanın yapısı aslında çok farklı, kurgusu çok farklı. Tamamen hikayeden dolayı çok ilginç bilimsel araştırmalar var, makaleler var. İnsan öldükten sonra, yani kalp durduktan sonra beyin çalışmaya devam ediyor. Birkaç dakika daha, bir müddet daha. Özellikle Kanada'da bilim insanları ve doktorlar bunu gözlemlemişler. Yaklaşık 10 dakika kadar beynimiz çalışmaya devam ediyor. Ve beynin genelde de hafıza ile ilgili kısmı, en son kapanan kısmı. Bir yazar için bu çok ilginç bir fikir. O dönemde, yani o kadar kısa sürede beynin içinde neler oluyor, neyi hatırlıyoruz, güzel şeyleri mi hatırlıyoruz, kötü şeyleri mi hatırlıyoruz? Velhasıl koskoca bir hayattan geriye ne kalıyor birkaç dakika içinde? O fikir bana romanın kurgusunu da verdi. Her dakika çok kıymetliydi. Biliyordum ki her sayfa çok kıymetliydi, her saniye çok kıymetliydi. Ve mümkün olduğunca yoğun ama aynı zamanda da akıcı bir hikaye ortaya çıkarmak istedim. Şimdi ben ilk kitabı elime aldığımda ilk sayfalarda Tekilla Leyla'nın bir seks işçisinin hayatını, aslında daha doğrusu ölüm anını anlattığım bir roman. İlk aldığımda dedim ki Elif Şafak bu romanında ölümü mü yazmış? Ölümle ilk karşılaştığımız anı mı? Sonra birkaç ilerleyen sayfa sonrası da dedim ki acaba hayatı mı yazmış? Fakat romanın sonuna kadar gittiğimizde aslında biraz önce söylediğim katman katman bu roman, soracağım ama kendi yorumumu önce söyleyerek, tabii herkese göre yorumlar da değişiyor. Hem ölüm üzerine, hem hayat üzerine, hem kadın üzerine, kadınlar üzerine, hem Türkiye üzerine, hem Anadolu üzerine, hem arkadaşlık üzerine, dolayısıyla hem siyaset üzerine. Gerçekten katman katman bir roman. Özellikle böyle olmasını istedin herhalde, değil mi? Sen ne koyuyorsun? Bu roman neye dair? Ya ben roman sanatını çok seviyorum. Her zaman böyle hissettim. Çünkü o kadar geniş bir alan var ki onu tek tek böyle minyatür gibi işlemek, tabii çok emek var aslında. Her sayfada onu düşünmek, hayal etmek, kurgulamak. Senin söylediğin gibi benim için de çok katmanlı bir roman bu. Ama belki şunu söyleyebilirim. Her ne kadar zor konularla uğraşsa da bu hikaye, bence kolay okunabilir bir kitap. Ve her ne kadar hayatın daha karanlık yanlarına da baksa da aslında bence hayatı olumlayan, çoğulculuğu kutlayan ve arkadaşlığın önemini bizlere gösteren bir hikaye. Yani böyle hayat dolu, enerji dolu, renk dolu ve arkadaşlık dolu bir hikaye olarak görüyorum aynı zamanda ben bunu. Şimdi aslında bizi hem İstanbul'a götürüyor, hem romanın baş kahramanı olan Tekilla Leyla'nın doğduğu ve ailesinin de yaşadığı Van'a götürüyor. Dolayısıyla hem İstanbul'un renkleri, sesleri var, hem Anadolu'nun renkleri, sesleri var. Onları soracağım ama şöyle başlayalım istersen. Şimdi ilk önce biraz önce neuroscience'dan bahsettin. Bu yani bu yazarın herhalde disiplinler arası gidip gelmesiyle ilgili. Neden ilgini çekti? Bunun hikayesini dinlemek isterim ve aktarmak isterim açıkçası. Evet, Türkiye'de bazen şöyle bir algı oluyor. İşte romancı mesela tarih yazdığı zaman tarihçiler diyorlar ki vay bizim alanımıza girdi. Veya mimari üzerine yazdığımızda bu sefer bazen mimarlar diyorlar ki yok bu bizim alanımız. Ama romanın konusu her şey olabilir. Ve romancı her şeyle ilgilenebilir. O yüzden ben inanıyorum ki romancıların iyi okur olmaları gerekiyor.
hayat boyu bizim sürekli okumamız gerekiyor. Ve sadece roman okumak değil, aynı zamanda felsefe okumak, tarih okumak, siyaset okumak, ilgimizi çeken her şey, bilim, bilimsel yayınları takip etmek. Hikayenin akışına göre bir romancı her şeyle ilgilenebilir, her konuyu bence okumaya açık olmalıdır zihnen. Buna inanıyorum. Ayrıca ben uzun yıllar akademide kaldım. İşte siyaset biliminde, uluslararası ilişkilerde, kadın çalışmalarında çok önemsediğim alanlar bunlar benim. Ve her zaman akademiden öğrendim, beslendim, kıymet verdim bilgiye, bilime. Belki bunun da izdüşümleri var benim edebiyatımda. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, ben sürekli bağlamaya çalışıyorum. Mesela okuduğum bir bilimsel makale beni roman yazarken etkileyebiliyor. Ya da tarihten öğrendiğim bir ayrıntı, belki işte ustam ve ben romanını yazarken beni etkileyebiliyor vesaire. Onun için benim için bilgi bir bütün. Ben bunu böyle yapay departmanlara, kutulara ayırmayı sevmiyorum. Ve inanıyorum ki romancıların aslında entelektüel olmaları gerekiyor. O anlamda hayata açık bir zihinle ve açık bir yürekle bakabilmeleri gerekiyor. Şimdi hikayenin ana kahramanı Tekilla, Leyla aslında bir seks işçisi. Ve cansız bedeni bir gün İstanbul'un arka sokaklarında bir gecenin karanlığında bulunuyor. Çöp toplayan çocuklar tarafından bulunuyor. Böyle baktığımızda aslında ilk önce çok klişe olabilecek gibi bir hikaye işte. Fakat değil. Aslında arka planında bugün çok konuştuğumuz, konuşmaya da daha çok devam edeceğimizi anladığımız kadın cinayetleri, kadınla yönelik şiddet var. Biraz romanın ana karakterinden başlayarak anlatabilir misin? Nasıl geldi, nasıl kurguladın bu hikayeyi? Ya tabii biz bilhassa Türkiye'de çok kolay yargılıyoruz insanları, birbirimizi yaftalayabiliyoruz, kem gözle bakabiliyoruz başkalarını. Ama ben bir romancı olarak şunu söylemek istedim. Hikayesini bilmiyorsun insanın. Bilsen onun yaşadıklarını, onun ne yollardan geçtiğini, neler yaşadığını o kadar kolay yargılamazsın. Yani böyle biraz açmak, hikayeleri paylaşmak bence çok önemli. Empatiyi artırabilmek için, toplumsal uyumu artırabilmek için ben edebiyatın çok çok önemli olduğuna inanıyorum kalben. Tekile Leyla'nın hikayesine baktığımızda evet Van'da dünyaya geliyor. Çok muhafazakar bir ailenin içinde büyüyor. Çok eşli, iki eşli bir aile bu. Babasının iki eşi var. Bütün bunların onda bıraktığı izler var. Ama giderek daha da dindarlaşıyor, daha da dindarlaşıyor baba. Ve tabii onun kararları bütün aileyi etkiliyor. Velhasıl Leyla Afife Kamile'nin Tekile Leyla olmasının hikayesi bu kitap. Ve geçtiği bütün, yaşadığı bütün acılar, hüzünler. Ama şunu da söylemek istiyorum, ben ona hiçbir zaman kurban gözüyle bakmadım. Her zaman güçlü bir karakter, kişilikli bir insan olarak aktarmak, anlatabilmek istedim. Çok önemli problemlerimiz var. Bilhassa biz kadınlar olarak gerek kadın cinayetleri, cinsiyet ayrımcılığı, hala ne yazık ki insanların kabul edemediği cinsiyet eşitliği konusu, bütün bunların gündeme getirilmesi ve gündemde tutulması gerekiyor. Biz bunu sadece birbirimize borçlu değiliz. Aynı zamanda eşitlik için mücadele vermiş birçok kadına ve erkeğe de borçluyuz. Bizden önceki kuşaklarda yaşamış. Ben feminizmi çok önemli buluyorum. Çok da gerekli buluyorum. Bütün dünya için ama özellikle de Türkiye için. Feminizm konusunda çok ciddi bir negatif algı var Türkiye'de. Bunu da sorgulamak lazım. Maalesef politikacılar da siyasetçiler de bunu çok köpürtüyorlar. Hatta zaman zaman feminist lafının adeta bir yafta, bir olumsuzlama olarak kullanıldığını çok rahat görüyoruz. Ben bunları da konuşmak istiyorum ve tam da bundan dolayı ben bu kavramı sahiplenmek istiyorum. Şimdi tabii kitabı okuyuculara bırakalım. Her bir detayını konuşabilme durumunda değiliz burada ama mesela enteresan şeyler var. Van'daki hayatı anlatırken Tekirle Leyla'nın annesinin doğumdan önce uğursuzluk gelmesin diye uyguladığı ritüeller, aslında Anadolu'nun kendi geleneklerinden doğan bir takım batıl inançlar ama onlar aslında toplumun kültürünün de bir parçası. Mesela onları çok hoş anlatmışsın. Yani bilmediğimiz birçok şey öğreniyoruz. Ve kitap aslında kokulara dair. Yani o 10 dakikalık ölümle diğer tarafa geçiş arasındaki o sürede kokulara dair, tatlara dair ve onu insan okurken hissedebiliyor.
Şimdi romanı İngilizce yazdın değil mi? Türkçe'ye çevrildi. Aslında çok enteresan. Yani o okuyucu onu alabiliyor diye düşünüyorum. Onu duydum. Çok çok sevindim. Omca Korugan çevirdi. Çok da müteşekkirim kendisine. Biz uzun yıllardır Omca ile birlikte çalışıyoruz. O çevirdikten sonra sağ olsun bana veriyor metni ve ben yeniden yazıyorum, yeniden şekillendiriyorum. Dolayısıyla bir anlamda aslında çeviri bir metin okumuyor okurlar Türkçe okurken. Muhakkak ki benim ritmimle, benim kelimelerimle, kelime seçeneğimle yeniden şekilleniyor ve aslında belki iki dilde birden yazıyorum bu anlamda. Hem İngilizce hem Türkçe ve ben bunu uzun senelerdir yapıyorum. Neredeyse 15-16 sene oldu. Ve ilk başlarda çok yanlış anlaşıldı. İşte Türkçeyi terk ettiğimi iddia edenler oldu. Niye terk olsun ki bu? Ben inanıyorum ki eğer mizacımız buna uygunsa, seviyorsak dille uğraşmayı ki ben çok seviyorum. O zaman birden fazla dilde de yazabiliriz. İki dilli, çok dilli olabiliriz. Tıpkı çok kültürlü olabileceğimiz gibi. Bunlar çok savunduğum şeyler benim. Yani ben zaten çoğulculuğu çok seviyorum, çok önemsiyorum. Batıl inançlar konusuna gelince o biraz herhalde benim yetiştirilme tarzımla da ilgili. Ben bir aile ortamında büyümedim. İki kadın yetiştirdi beni, annem ve anneannem. İkisi de çok farklı insanlar. Annem daha böyle eğitimli, batılı, modern, kültürlü, şehirli. Anneannem ise daha Anadolu, daha böyle batı inançları olan, daha belki maneviyata açık, daha az eğitimli ama bence son derece bilge bir insandı. Ve büyük oranda da beni erken yıllarımda o yetiştirdi. Dolayısıyla ben o dünyayı biliyorum ve hiçbir zaman da o dünyayı küçümsemedim. Bu efsanelerin, batıl inançların, inanışların dünyasına tepeden bakmadım. Anlamaya çalıştım. Belki bir yanım hep o yazılı kültürle sözlü kültürü birleştirmek, buluşturmak istedi. O yüzden çok açık olduğunu düşünüyorum edebiyatım. Yani ben her şeyi sadece akılla yazmıyorum. Çoğu zaman hissiyatla yazıyorum. Belki bir güçlü bir içgüdüyle yazıyorum. Ve dediğim gibi benim için edebiyat köprü kurmalı. Yani farklı kültürler, farklı birikimler arasında köprü kuran bir edebiyata inanıyorum ben. Bu romanda da zaten sadece İstanbul yok. Aynı zamanda Ermeniler var. Evet. Ondan sonra Türkiye'deki azınlıklar meselesine değiniyorsun. Mültecilik konusuna değiniyorsun. Ve gerçekten çok katmanlı derken ve romanın bütün arka sahnesinde biz Türkiye'nin belli bir döneminin sosyopolitik olaylarını da görüyoruz. İşte Boğaz Köprüsü'nün ilk açıldığı zamanı, o dönemdeki ruh halini, sonrasında 1 Mayıs 1977 Taksim'deki kanlı 1 Mayıs kutlamadan katliama dönüşen olayları. Aynı şekilde o Pera'nın işte değişimini, 90'lardaki halini, 80'lerdeki halini. Fakat roman 1990'da duruyor. Aynen. Neden 1990'ı bir şey olarak aldın? Ne diyelim, bir bitiş noktası olarak. Benim için çok önemliydi 1950'lere, işte Kore Savaşı, dediğin gibi 60'lara, 70'lere yolculuk yapmak. Biraz böyle bir hafızamızı da tazeleyelim istedim. O arka planı, siyasi tarihi, kültürel tarihi çok büyük bir ilgiyle araştırarak yazdım. Ama 90'da dediğin gibi hikaye bitiyor. Hatırlarsın belki, o dönem şöyle bir tartışma yaşanmıştı. Fahişelere tecavüz edenlerin alacağı cezada indirim yapılsın diye saçma sapan bir fikirle maalesef çıkmışlardı ortaya. Onun gerekçesini de şöyle açıklamışlardı. Ben çok net hatırlıyorum. Üniversitede öğrenciydim o dönem. Çünkü bir fahişe tecavüzden etkilenmez. Yani bu onu o kadar da sarsmaz diyebilecek kadar ruhsuz, duyarsız bir yaklaşım sergilemişti o dönem kanun yapıcılar. Ve buna bir tepki doğmuştu toplumda. Bu tartışılmıştı basında, sivil toplumda. Ve kadın hareketinden de önemli bir, tabii ki sert bir cevap gelmişti. Ben bunu çok önemsiyorum. Kadınların birbirleriyle dayanışmasını, güçlü bir kadın hareketinin olmasını Türkiye'de çok çok önemli buluyorum. Çünkü bizim bir sürü meselemiz var. Ve ancak bunu dayanışmayla, birbirimize destek olarak, birbirimizi cesaretlendirerek, güçlendirerek ve birbirimizin hikayesine sahip çıkarak biz daha ileri bir noktaya gelebiliriz. Aksi takdirde kadınlar da kendi aralarında bölünürlerse adacıklara, gruplara, gettolara bence bundan sadece ataerkillik kazancı çıkar. O yüzden belki de şunu da sormak istedim.
bir o dönemki kadın hareketine bakalım, bir bu dönemkine bakalım. Acaba ileriye mi gittik yoksa daha da mı geriye gittik toplum olarak? Bunları da konuşmak istiyorum. Peki sence? Bence Türkiye giderek daha da ataerkilleşti. Bu bir tesadüf de değildir zaten. Nasıl ki hükümet daha otoriterleştiyse, nasıl ki milliyetçiliğin dozu arttıysa Türkiye'de, nasıl ki İslamcılığın dozu arttıysa Türkiye'de ve bağnazlığın dozu arttıysa, ona paralel olarak, onunla birlikte ataerkilliğin de dozu artar. Bu bir tesadüf değildir. Bütün dünyada nerede milliyetçilik, otoriterlik artarsa, demokrasi cılızlaşıp kurursa, kaybolursa, o toplumlarda cinsiyet ayrımcılığının da, aynı zamanda ötekine duyulan tahammülsüzlüğün de, farklılıklara duyulan tahammülsüzlüğün de arttığını gözlemleriz. Nitekim Türkiye'de de bu yaşanıyor. Baktığımızda kadına yönelik şiddet vakalarında Türkiye'de çok ciddi bir artış var. Ve bunun hepimizi derin bir şekilde kaygılandırması gerekiyor. Baktığımızda çocuk gelinlerle ilgili maalesef ciddi bir artış var. Ama bunlarla ilgilenmek yerine, kadınların ve çocukların yardımcısı olmak yerine, daha fazla sığınma evi açmak yerine, ataerkil yasaları değiştirmek yerine, mahkemelerde kurbanların yanında yer almak yerine, bugün yapılan işte romancılar hedef alınıyor, sanatçılar hedef alınıyor, bu konularda yazmaya veya konuşmaya cesaret eden feministler hedef alınıyor. Bu bana göre kabul edilebilir bir şey değil. Ki tam da bu roman çıkmadan evvel Türkiye'de, yayınlanmasına birkaç gün kala senin eski bir kitabından dolayı işte değil mi, taciz iddiaları tekrardan gündeme getirdi. Birdenbire sosyal medyada patladı. Durup dururken senin adın ortaya atıldı. Ve bir anlamda bu kitaba da yönelik herhalde, kitabın çıkışına da yönelik bir saldırı mıydı, nasıl düşünüyorsun ve ne düşünüyorsun bu konuda? Yani giderek Türkiye'de artan bir sosyal medya terörizmi esmeye başladı ve bu anlamda bilginin kaybolduğu, siyasetin artık yapılamadığı bir ortamdayız. Bir romancı olarak, bir edebiyatçı olarak nasıl görüyorsun romanın ve edebiyatın rolünü bu konularda? Bence öncelikle şunun altını çizmemiz gerekiyor. Bir ülkenin demokrasi olabilmesi için, gerçek bir demokrasi olabilmesi için sadece sandık ve sadece seçimler yeterli değildir. Tabii ki seçimlere benim büyük saygım var. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Seçimlerin yanı sıra bir ülkede demokrasinin olabilmesi için muhakkak orada bir hukuk devleti ve hukuk düzeni olması lazım. Güçler ayrımının, güçler ayrılığının olması lazım. O ülkede özgür, çeşitli, çok sesli, çoğulcu bir basının olması lazım. Bir o kadar özgür üniversitelerin olması lazım. Kadın haklarının, azınlık haklarının mevcut olması lazım vesaire. Bütün bunlarla birlikte bir demokrasi ayakta durabilir, var olabilir. Türkiye'de tek 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 bütün bunlar zarar gördü. Hukuk devletinden güçler ayrımına, basından akademiye kadar her biri korkunç bir şekilde zarar gördü. Dolayısıyla bunu anlamamız gerekiyor. Bir o kadar demokrasinin var olabilmesi için sivil toplumun çok sesli olabilmesi lazım, güçlü olabilmesi lazım. Edebiyatın, kültürün yeşerebilmesi lazım. Şimdi edebiyata yönelik epey bir maalesef negatif kampanya var. Tabii ki bütün bunlardan çok üzüntü duyuyorum. Sosyal medyanın bu şekilde kullanılmasından çok büyük üzüntü duyuyorum. Çok sayıda bot, troll, yani daha otomatik mesajlarla yayılan negatif yorumlar var. Bir de şöyle diyorlar mesela, kitabını okumadım ama bence bu kitap yasaklanmalı. Ya da diyor ki, ben şimdi kitabını okumadım ama bu yazar hapse atılmalı. Ne dediğini bile bilmeden bu kadar kolaylıkla itham edebilmeleri de insanların tabii ki çok üzücü. Kitaplardan, romanlardan cümle cımbızlayarak o cümlelerin üzerine iddialar kurmaları çok üzücü. Dolayısıyla hiç edebiyat okumadıkları, roman okumadan yorum yaptıklarını görüyoruz. Benim için buradaki cehalet açıkçası çok çok üzücü. Bir de o zaman zaten tam da bu çok önemli konular, yani çocuk tacizi, kadın tacizi, kadın cinayetleri konusu böyle bunun üzerinden konuşulmaya, tartışılmaya başladığında içi de boşaltılmış oluyor. Bir anlamda bu konuların üstüne gitmeyin ve yazmayın mesajı verilmiş oluyor. Tabii, aynen, zaten mesaj o. Bir de benim için herhalde iki kat üzücü, ben öyle hissediyorum çünkü dediğim gibi beni dul bir anne büyüttü. Yani ben zaten küçük yaştan itibaren bu toplumda tek başına kadın olmak ne demek,
bunu gözlemleyerek, görerek büyüdüm ve belki bende daha erken yaşlarda oluşan bir feminist duyarlılık var. Ben bundan dolayı üniversitede gittim, kadın çalışmalarında master yaptım. Ben bundan dolayı yurt dışında üniversitelerde kadın çalışmalarında, kadın ve cinsiyet çalışmalarında tez yazdım, ders verdim. Akademik geçmişimin önemli bir kısmını bu oluşturuyor. Velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum. Ben feminizmi sadece pratiğiyle değil, teorisiyle, kuramlarıyla, kitaplarıyla, birikimiyle de çok ilgili bir insanım. Ve bütün hikayelerimde, yazdığım bütün romanlarda bakarlarsa, okurlarsa eğer görecekler ki sürekli incinen insanlara, az olana, azınlıkta olana daha büyük bir ihtimam var. Hep onları anlamaya çalıştım. Hep kurbanların gözünden hikayeyi anlatmak istedim. Tam da o mağduriyeti göstermek istedim. Tam da o eşitsizliği göstermek istedim. O yüzden benim için bu şekilde itham edilmek çok çok gerçekten çok çok üzücü. Yani bütün hayatım acaba kadın haklarını savundum, çocuk haklarını savundum, insan haklarını savundum. Şimdi bunu yeniden bir saldırı ama yeniden yani. Yeniden anlatmak zorunda kalıyorum. Bilinçli bir saldırı. Zaten yani o görülüyor ki belli ki belli yazarlar, belli sanatçılar, belli düşünürler hedefe konuluyor ve ondan sonra saldırılıyor. Şimdi bu sana da olan bu saldırıdan sonra aslında bir hava değişikliği geldi Türkiye'ye. Evet, evet. Roman İstanbul'da geçiyor ve İstanbul'un karmaşık sosyolojisi, karmaşık etnik yapısı, dinsel yapısı üzerine de bir roman aslında. Ve tam da o sırada İstanbul'a yeni yönetim, yeni bir rüzgar, yeni bir İmamoğlu rüzgarı geldi. Buradan baktığında nasıl görüyorsun? Bütün dünya popülist liderlere doğru giderken Türkiye'de bir anda tam tersi oldu ve onların peşine takılmayan başka bir figür çıktı ve hiç kimse tahmin edemiyorken, edemezken bir başka rüzgar estirdi. Aynen. Nasıl hissediyorsun? Aynen. Öncelikle bence şunu tekrar söylemek gerekiyor. Ben bunu daha önce de ifade ettim, çok ifade ettim. Seçimlerin, zaten biz seçim yapmıştık ve çok da büyük bir katılımla seçimler gerçekleşti. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde çok ciddi bir değişim rüzgarı yaşandı. Zaten Ekrem İmamoğlu seçilmişti. Ama bence son derece hukuksuz, son derece haksız ve antidemokratik bir şekilde o seçimler iptal edildi. Sırf sonucu beğenilmediği için yeniden seçime gitmek durumunda kaldı İstanbul. Bu sefer çok daha büyük bir farkla yeniden İmamoğlu bir kez daha seçildi. Ben bu süreci çok önemli buluyorum. Pek çok açıdan ama belki öncelikle şunu söylemem lazım. Biz hep otoriterliğin hükümetleri, siyasetçileri nasıl değiştirdiğini yazıyoruz, okuyoruz. Bunun üzerine bir sürü makale var. Ama belki de daha zor olan, konuşması zor olan konu otoriter rejimlerde topluma ne olur? Toplum da aslında etkilenir. Gündelik insan ilişkileri de etkilenir. Ve giderek daha öfkeli, daha tepkisel, birbirine daha böyle belki negatif bakan insanlara dönüşme potansiyeli daha büyüktür. Bu bence çok üzücü ve toplumları ayrıştıran bir kimya. Şimdi İmamoğlu ne yaptı? Ekrem İmamoğlu bunun tam tersini yaptı. Hep buluşturucu, hep insanları bir araya getiren, hep birleştirici, yapıcı ve sakin bir tonda konuştu. Ben bunu çok önemli buluyorum. Bizim sükunete, birleşmeye, buluşabilmeye, ortak değerlerimizi hatırlamaya bir kere o kadar ihtiyacımız var ki. Yani gücünü öfkeden değil, gücünü ayrıştırmadan değil, gücünü sükunetten ama aynı zamanda aydın düşünebilmekten, demokrasiye inanmaktan, ilerlemeye inanmaktan alan söylem ve böyle bir çıkış bana göre çok önemli. Aynı zamanda muhalif kesimlerin birbirleriyle dayanışmaları, dayanışabilmeleri çok önemli. Ve tabii ki sonuçta bizim o kadar uzun zamandır demokrasiye, çoğulculuğa, birbirimize saygıyla bakmaya hasret kaldık. Ve ben çok önemli buluyorum Ekrem İmamoğlu'nun zaferini. Diliyorum ki Türkiye'nin demokrasiye dönmesinde önemli bir mihenk taşı olur. Özlüyor musun mesela İstanbul'u gelmeyi ya da bu süreçle birlikte belki her şeyin normalleşeceğine olan inancın arttı mı? Nasıl görüyorsun? Ya İstanbul'u o kadar çok özlüyorum ki çok burnumda tutuyor ve aslında çok da düşünüyorum ben İstanbul'u. Bir de gurbet ilginç bir şey. Belki de insan gurbette olunca daha da mı çok ilgileniyor, daha da mı çok takip ediyor? Bazen zannediyorlar ki hani yurt dışında olanların haberi yok, şu Türkiye'de ne yazılıyor, ne çiziliyor. Aslında öyle değil. Belki insan yurt dışında olduğu zaman
mesela Türkiye'de olsam hiç okumayacağım gazeteleri de okuyorum. Türkiye'de olsam hiç okumayacağım köşe yazarlarını da okuyorum. Yani daha büyük bir ilgiyle belki, merakla, özlemle, hasretle takip ediyor insan yurt dışını. Ben de şöyle düşünüyorum, ne düşünürsün? Sen de artık bir diasporada olduğun için hani hep çok kolay suçlanıyor ya, siz vatan hainisiniz, defolun gidin, sen oraya git, sen buraya git. Baktığımız zaman aslında nasıl bir ülkenin çocukları, evlatlarıyız ki, nasıl toprakların, daha doğrusu sadece ülke değil. Her giden Türkiye için daha fazla kafa yoruyor, daha fazla doğru, üzülüyor. Doğru. Bunun içine Ermeniler de dahil, doğru, acılarıyla birlikte yurt dışına gitmiş. Doğru. Kürtler dahil, Almanya'daki gidip çalışanlar dahil, ki senin romanında da geçiyor zaten. Değil mi? Çok enteresan bir şey. Yani ne kadar çok vatan hainliğiyle suçlansan, aslında o suçlanan insanlar çok daha büyük vatanseverlikle bu ülke için üretmeye, düşünmeye ve çalışmaya devam ediyorlar. Ya elbette. Zaten şunu anlatmamız lazım döne döne. Bir hükümeti eleştirmek, ülkeyi sevmemek anlamına niçin gelsin? Hükümetleri eleştirebilirsiniz, politikacıları eleştirebilirsiniz, mevcut politik eşitsizlikleri, adaletsizlikleri eleştirebilirsiniz ve bence zaten eleştirmeliyiz de. Ama tam da ülkemizi sevdiğimiz için, yoksa umurunda bile olmaz ki, hiç ilgilenmezsin, gider kendi hayatını yaşarsın. İlgileniyorsan, kafa yarıyorsan demek ki değer veriyorsun, demek ki daha iyi olsun istiyorsun, demek ki senin de canın acıyor, insanların canı acıdığı zaman. Yani demek ki eleştirmek, eleştirel düşünmek, eleştirel yazmak veya konuşmak ülkeni sevmemek, memleketini sevmemek anlamına gelmiyor. Tam tersine seviyorsan ilgilenirsin, uğraşırsın, kafa yorarsın. Bu romanda benim dikkatimi çeken bir başka unsur daha var. Belki onun üzerine de bir iki şey söylemek istersin. Türkiye İngilizce yazıldığı için, evet, Türkiye'nin tabii çok farklılıklarını anlatıyor ama şunu da gördüm ben. Biraz Türkiye'deki inançlarla olan ilişkiyi de anlatıyor. Yani baktığımız zaman bu ülke tümü Müslüman ya da işte çok büyük çoğunluğu Müslüman ve hepsi de aynıdır. Aynı kalıptadırın dışında. Çünkü mesela Tekile Leyla'nın babasının din anlayışıyla, inançlı olmasıyla, Tekile Leyla'nın kendisinin inançlılığı, hayatında 5 tane arkadaşı var çok önemli. Onların yaklaşımı farklı. Burada da dünyaya aslında bir anlatım var değil mi? Bir hikaye anlatıyorsun. Nedir o? Galiba şunu ben çok önemsiyorum. Mesela Havva'nın 3 kızında da bu vardı. Çok farklı düşüncelere sahip olabilir insanlar. Gene de ortak bir nokta bulabilir miyiz? Mesela Havva'nın 3 kızında 3 genç kadının hikayesini anlattım. Biri dindardı, diğeri ateistti. Öbürü de henüz hiçbir konuda kafasını henüz belki netleştirmemişti. Daha kuşkuları olan bir insandı. Biri daha şaşkın, biri dindar, öbürü de diyelim dinsiz. Arkadaş olabilirler mi? Kız kardeş olabilirler mi? Bence olabilirler. Niçin olmasınlar? Ama bunu çok zor görüyoruz. Çünkü işte gene adalara ayrılıyoruz, gettolara ayrılıyoruz. Bu kitapta da mesela Leyla'nın arkadaşlarına baktığımızda Zeynep Lübnan'dan gelen, o daha inançlı bir insan. Ama nostalji Nalan bütün dinlere karşı eleştirel konuşan, çünkü dinlerin insanları nasıl ayrıştırdığını, bağnazlığın ne kadar zararlı olduğunu gören, bilen ve yaşayan bir insan. Ama ortak bir payda bulabiliyorlar, arkadaşlıkta buluşabiliyorlar. Ben hep bunları önemsedim galiba ve bunlar çok zor konular Türkiye'de. Çünkü o kadar kolay ki kabilelere ayrılmak ve oradan birbirinin hakkında ithamlarda bulunmak. Zor olan ortak değerleri, ortak paydaları canlandırmaya çalışmak. Ama ben bunu özellikle dediğim gibi kadınlar arasında olması gerektiğine inanıyorum. Yani ben hep kız kardeşlik kültürüne inanıyorum. Evet, ama bence zaten bu söylediğin şu anda tabanda olmuş durumda. Evet. Çok enteresan bir biçimde. Siyasette tabanda belki o dil ayrıştırıcılık, din üzerinden, etnik köken üzerinden devam etse de tabanda eskisi gibi olmadığını düşünüyorum. Tam da senin tarif ettiğin gibi başörtülü başörtüsüz, inançlı inançsız kol kola girip aynı idealler için bir araya gelebiliyor. Ya tabii ki herhalde son dönemlerde gördüğümüz en güzel şeylerden bir tanesi Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferinden sonra sokaklarda dans eden, oynayan, halay çeken, türkü söyleyen insanları görmekti İstanbul sokaklarında. Ve dikkatli bakarsak aralarında gençler var, kadınlar, erkekler, başörtülü teyzeler, çok farklı belki siyasi eğilimlere
sahip olan ama aynı kültürel paydada buluşabilen insanlar. Benim için bunu görmek o kadar güzeldi ki. Bence bu romanın en değerli cümlelerinden bir tanesi. Çok sevdim ben. Orası üzerine biraz konuşmak isterim. Neden ismi öyle olduğunu okuyuculara bırakalım. Onlar romanda okusunlar, bulsunlar ama Tekin ile Leyla'nın hayatta tek aşık olduğu D. Ali. Yani. Ve onu neden sevdiğini anlatırken şöyle bir cümle kuruyor. Çünkü bana eşit davrandı. Biz hep bekleriz ki kadınlar bir erkeği sevdiklerinde çünkü beni korudu, çünkü bana sahip çıktı, çünkü beni işte ezmedi ya da çünkü bana ne bileyim ben kol kanat gerdi. Oysa orada bir eşitlik vurgusu var. Evet. Bu bence bu romanının en önemli cümlelerinden biri diye düşündüm. Tabii. Bilmiyorum neler söylemek Tabii. istersin. Ben yürekten inanıyorum eşitliğe ve eşitlik için mücadele etmek gerektiğini. Haysiyet. Herkese eşit nazarla, saygıyla bakmak, bunu sadece lafta da kalmamalı. Yani bunu hep pratiğe dökmeliyiz. Ve aşk da ancak öyle yeşerebilir. Yani eşitlik varsa, karşıdaki insana da ayrı bir birey olarak bakabiliyorsak ve eşit nazarla bakabiliyorsak, dolayısıyla kendimizin bir karbon kopyasını yaratmaya çalışmak yerine, ezmeye, tahakküm altına almaya çalışmak yerine, bir adım önünde yürümeye çalışmak yerine eşit bakabilmek. Kitaptaki Dali de Ali öyle bir karakter. Solcu bir genç, idealleri olan bir genç. Aynı zamanda çok humanist bir genç. Ve Tekin ile Leyla'ya ilk günden beri, ilk andan beri hep eşit bir nazarla bakıyor, eşit bir şekilde yaklaşıyor. Ve değer veriyor. O da tabii ki bundan çok etkileniyor. Çünkü o kadar görmediği, yaşamadığı bir şey ki. Yani aşklarının eşitlik ve özgürlük temelinde yaşardığını anlatmak benim için çok önemli. Çok önemli. Bir de tabii bütün bu gezi olaylarından sonra romanın Kazancı Yokuşu civarında geçmesi de çok önemli. Orada şunu sormadım başta. Belki onu tekrar aktarmak isterim izleyicilerimize. Şimdi kadınlara yönelik tacizi, cinayeti genelde insanlar işte Güneydoğu'daki ya da Kürt kadınları, Kürtler üzerinden anlatmayı tercih ediyor. Ya da işte Anadolu'nun gerçekten çok ezilen, çok hırpalanmış kadınlar, emekçi kadınlar üzerinden anlatıyoruz hep. Sanki onlara dokunan bir şeymiş bu sadece gibi. Oysa herkesin büyük şehirlerde okumuş okumamış, eğitimli eğitimsiz, zengin fakir herkese dokunan bir şey. Kadınlara yönelik taciz, tecavüz, şiddet, psikolojik şiddet vesaire. Ama bunu bir bedenini üzerinden para kazanarak hayatını sürdüren bir seks işçisi üzerinden anlatmak herhalde çok çarpıcıydı değil mi? Yani çok çarpıcı en azından okuyucu evet. için. Evet. Burada belki evet. bir şeyler söylemek ister misin? Ya cinsiyet ayrımı öyle bir şey ki bunu tek bir kesime atfetmek çok büyük bir hata. Ve dediğin gibi maalesef bizde şöyle bir algı var. İşte sanki uzakta bir yerde, ücra bir köyde, orada işte bu söz konusu olabilir böyle bir sorun. Böyle bir şey yok. Yani Türkiye'nin her yerinde dediğin gibi eğitimlisi de eğitimsizi de, doğulusu, batılısı çok çok farklı kesimlerden ve okumuşluk derecelerinden gelen insanlarda biz aslında aynı şeyin tezahür ettiğini görebiliyoruz. Bir sürü doktor var, profesör var, karısına eşit nazarla bakmayan, davranmayan, hatta şiddet uygulayan. Ve belki bu insanlar için, o kadınlar için bunu konuşmak daha da zor böyle ortamlarda. Ama konuşmamız lazım, hikayelerimizi paylaşmamız lazım. Ben diyorum ki artık kurbanlar utanmasın. Ve esas utanması gereken insanları bir mercek altına alabilir miyiz? Yani esas bu cürümleri işleyen, bu şiddeti uygulayan, bu haksızlıkları uygulayan insanları mercek altına alabilir miyiz? Basında bile ne zaman bir vaka yaşansa hep kadınların fotoğrafları yandı. Ve mahkemelerde hep kadınların ne yaptığı, saat kaçta nerede olduğu, ne giydiği, etek boylarının uzunluğu veya kısalığı konuşuluyor. Aynı zamanda avukat kadınların ne giydiği konuşuluyor. Yani öyle bir ülkede yaşıyoruz ki hakim kendisine böyle bir hak bulabiliyor. Ne hakla bir avukat kadının etek boyununu siz konuşuyorsunuz? Çok değişmesi gereken çok şey var. Yani yasalar da ataerkil ama zihniyetler ataerkil. En zoru da zaten o zihniyetleri değiştirmek. Kazancı Yokuşu hakkında bir şey söylemek Tabii. istiyorum ben. Ben Kazancı Yokuşu'nda yaşadım uzun yıllar. İstanbul'da ilk yaşadığım mekanlardan biriydi ve İstanbul depremi olduğu zaman ben Kazancı Yokuşu'ndaydım. Hiçbir şekilde unutmuyorum. O gece biz hepimiz, bütün sokak ahalisi
gecenin bir yarısı tabii korkuyla, telaşla dışarı çıktığımızda hiç gördüğüm bir sahne vardı, onu hiç unutmuyorum. Çok böyle muhafazakar eğilimleri olan, işte liberal, solcu gazeteler pek satmayan, alkol satmayan, azınlıklarla konuşmayan, beğenmediği insanlara selam vermeyen bir adam vardı ve onun yan yana kaldırımda travesti komşularımızdan biriyle oturduğunu ve ilk defa titreyen ellerle ona sigara ikram ettiğini gördüm ben o gece. Çünkü bir anda böyle ölüm karşısında, deprem karşısında birkaç saatliğine de olsa herkes eşit. En bağnaz olanların zihninde bile. Ama tabii ertesi sabah herkes kendi ön yargılarına tekrar döndü. O bağnaz adam da tekrar işte azınlıklarla konuşmuyordu. Ama o an gördüğümü hiç unutmadım ben. Yani kazancı yokuşunda yaşamak, öyle bir sokağın hikayelerini takip etmek, işte 1940'larda, 50'lerde, oralarda daha çok Rum komşular, Yahudi komşular, Ermeni komşular varken nereye gitti bu insanlar? Daha sonra 1970'lerde gelen cinsel azınlıklar, ne oldu da barınamadılar, niçin ayrılmak zorunda kaldılar? 1990'larda gelen belki daha bohem sanatçılar, 2000'lerde gelen başka kesimler, yani böyle bir tek sokağın hikayesi bile İstanbul'un çeşitliliğine, karmaşasını ama aynı zamanda hafızasızlığına dair çok şey söylüyor. Bu kitap bir hafızayı tazeleme kitabı mıdır? Ben hafızayı önemsiyorum ama bu geçmişte kalmak, geçmişe saplanıp kalmak anlamında değil. Geçmişi bilmemiz gerekiyor. Geçmişin acılarıyla yüzleşmemiz gerekiyor. Aynı zamanda güzelliklerini de anlamamız, sahiplenmemiz gerekiyor ki daha sağlıklı, daha nüanslı bir yaklaşımımız olsun. Ve umuyorum ki hiçbir zaman geçmişte yapılan hataları tekrarlamayalım. Yani toplumlar ne zaman büyür? Ancak hafızaya sahip oldukları zaman olgunlaşabilirler. Eğer biz hafızasız bir toplum olarak kalırsak aynı hataları döne döne tekrar ederiz. O yüzden önemsiyorum ve bence edebiyat aslında tam da hikayesi silinen insanların hikayelerine kulak vermeli, ses vermeli. Yani sonuçta biz sadece hikayelerle uğraşmıyoruz yazarlar olarak. Aynı zamanda sessizliklerle, tabularla, konuşulamayan konularla da bence uğraşmamız gerekiyor. Gazeteciliğin bittiği, daha doğrusu gazetecilik hiçbir zaman bitmez ama gazetecilere imkan sağlayan kurumların bittiği, tükendiği bir ortamda, netekim sinemanın engellendiği bir ortamda, şimdi bakıyoruz insanlar akın akın tiyatroya gidiyorlar. Tiyatro tekrardan yükselişte Türkiye'de. Çünkü artık her oyunun içinden politik bir mesaj ve politik bir duruş çıkarılabiliyor. Aynı şekilde galiba Türkiye'de pek çok insan kitaba tekrar yönelmeye başladı. Okuyacak bir şey bulamayacağız, seyredecek program kaldı. Almayınca. Bu anlamda da belki doğrudan politik bir roman yazmıyorsun sen ama politika okumuş ve buna politika doktorası değil mi? Doktora çalışmaları bunun üzerine, siyaset bilimi üzerine olan bir yazar olarak aslında bu bugünkü pek çok sorunumuza işaret eden ve hikayesini anlatan bir roman desek herhalde yerinde olur değil mi? Ya ben zaten şuna inanıyorum. Eğer işte Türkiye, Pakistan, Venezuela gibi çok çalkantılar yaşamış ülkelerden gelen romancıların, özellikle demokrasiyi kaybetmiş ülkelerden gelen romancıların bence apolitik olmak gibi bir lüksü zaten yok. Yani şunu diyemezsiniz, ben sadece hikayemi yazacağım masa başında, pencerenin dışında ne olup bittiğiyle ilgilenmek istemiyorum diyemezsiniz eğer sanatçıysanız, diyemezsiniz eğer edebiyatçıysanız. Öyle bir duyarlılığımız varsa ki olmak zorunda ki edebiyat üretebilirim, o zaman pencerenin dışında ne olduğunu benim anlamam lazım. Yokmuş gibi davranamam. O yüzden bence zaten apolitik olamayız. Ama apolitik olamayız derken şundan bahsetmiyorum. Bir parti politikası ya da partizanca politikadan bahsetmiyorum. Ama duyarlı olmak, insanların acılarını, hikayelerine kulak vermek, kendini bir sırça köşke kapatmamak, tepeden bakmamak topluma. Bunlardan bahsediyorum. Aynı zamanda dediğim gibi benim için feminizm çok önemli, kadın hareketi çok önemli ve kadın hareketinin bize öğrettiği pek çok önemli şeyden bir tanesi de şudur. Siyaset sadece siyasi partilerden ibaret değildir, meclisten ibaret değildir. Gündelik hayatın içinde de politika vardır aslında. Gündelik hayatın da politikası vardır. Nerede güç ilişkisi varsa özel alan da politiktir. O zaman bir de böyle bakarsanız, o zaman cinsellik hakkında yazmak da aslında politik bir duruştur.
Ben buna inanıyorum. Tabii ki apolitik bir yazar değilim. Ama tepeden bakmıyorum hiçbir zaman. Bir şeyi dayatmaya çalışmıyorum. Ben sadece soru sormayı seviyorum. Özellikle sessizlikler hakkında, tabular hakkında, konuşamadığımız konular hakkında istiyorum ki bunları konuşabilelim. Roman özgür bir alan açsın. Tabii ki yorum okura aittir. Takdir her zaman okura aittir. Her okur kendi yorumunu yapacaktır. Çünkü o parmak izlerimiz kadar biriciktir herkesin okuması. Ama soruları sormak bence bir edebiyatçının görevidir. Ki bu romanda da zaten bu kadar çok değişik olaya değinirken, işte İstanbul Köprü'nün açılışından tut da göçmenler sorununa, Ermenilerin durumundan, kadın... Hiçbirinde aslında bir sen o olayların özelinde bir şey anlatmıyorsun. Sadece insanların ya bir dakika burada ne olmuştu demesini mi sağlıyorsun? Böyle mi anlamalıyız? Evet ve bence çok önemli bu hafızasızlık, ilgisizlik, kayıtsızlık çok tehlikeli bir şey. Yani bir yıkık bir metruk bir evin önünden geçiyorsunuz. Ne oldu buraya? Yani ne oldu da yıkıldı? Anlamak lazım. Belki işte İstanbul'da bir sürü mekanın önünden geçiyoruz. Hiçbir tabela yok, şehirde hafıza yok. Bunlar önemli şeyler ki bir bilincimiz olsun, ki olgunlaşabilelim, ki anlayabilelim, ki bir sakinleşebilelim. Eğer boş bırakırsanız, hafızasızlık çünkü boşluk demektir, o boşluğu bu sefer aşırı milliyetçi, aşırı dindar söylemler doldurmaya başlıyor. Yani şundan ben hoşlanmıyorum. Türkiye'de şöyle bir algı var, hani geçmişte ne olduysa oldu, biz önümüze bakalım. Öyle diyemeyiz. Konuşmamız gereken çok ciddi acılar ve eşitsizlikler var. Ama aynı zamanda ben şunu da çok yanlış biliyorum. İşte atalarımız ne yaptıysa doğru yapmıştır. Kimse sorgulayamaz, eleştiremez. Öyle bir şey yok. Güzellikler de var, övünmemiz gereken. Çok hazin şeyler de var, acılar da var. Anlamamız gereken ve bence yasını tutmamız gereken şeyler de var. Dolayısıyla daha sakin bakabilmek, daha nüanslı bakabilmek, sanat ve edebiyat bu açıdan çok önemli bence. Son olarak yani kitaba dair bir kendin bir manşet atmak istesem ne derdin? Ya zannediyorum ben bu kitabı yazarken kimsesizler mezarları üzerine de çok durdum. İşte 90'larda biten bir hikaye. Özellikle 90'a kadar oraya gömülen insanları anlamaya çalıştım. Kimdi bu insanlar? Sadece birer rakam. Hani tabelalarda, hani bırak mezar taşını, tabelalarda isim bile yok, soyadı yok. Sadece sayılar var. Ve baktığımız zaman çoğu toplumun dışladığı insanlar. Mesela AIDS hastalığından vefat eden birçok insanın buraya gömüldüğünü görüyoruz. Cinsel azınlıkların buraya gömüldüğünü görüyoruz. Seks işçilerinin gömüldüğünü görüyoruz. Bazen işte sokakta terk edilmiş, ölü bulunan bebeklerin oraya gömüldüğünü. Yani ailesi olmayan ya da aileleri tarafından reddedilmiş, terk edilmiş insanlar. Ama bu demek değil ki kimseleri yok. Tekile Leyla da böyle bir yere gömülüyor. Ama halbuki arkadaşları var, dostları var onun. Yani kimsesi var aslında. Zaman içinde tabii birçok mültecinin de buraya gömüldüğünü görüyoruz daha sonra. Mesela Afganistan'dan gelen, Suriye'den gelen, Türkiye'den Avrupa'ya geçmeye çalışırken, işte botlarla yüzmeye çalışırken boğulan birçok mültecinin cesedi de kimsesizler mezarlıklarına gömülüyor. Dolayısıyla o kadar garip bir yer ki, o kadar hüzünlü bir vicdan yer ki. Vicdan gibi aslında, toplumun evet. Vicdanı gibi orada, tabii. Yani vicdan yarası gibi orada duran. Aynen, demek. Aynen. Orada duran ve kimsenin konuşmadığı, ilgilenmediği, terk edilmiş, yüzlerce binlerce hikayenin olduğu bir yer aslında kimsesizler mezarlığı ve ben hiç olmazsa o sayılardan, o rakamlardan bir tanesini almak, ona bir isim vermek, ona bir hikaye vermek, ona bir bireysellik vermek, yani süreci tersine çevirebilmek istedim Tekin Aleyla'nın hikayesini yazarken. 10 dakika 38 saniye aslında hepimiz için de bir egzersiz oldu. Evet. Gerçekten hayatımızı kaybetsek ve o süreyi yaşıyorsak ki bu bilimsel araştırmalara dayandığını anlattım biraz önce. Hepimizin hatırlayacağı anılar acaba ne olurdu diye, evet. Ama kitabın vurgusu belki onu söyleyerek bitirelim. Dostluk üzerine, arkadaşlık üzerine, evet. En sevdiğim bölümlerden biri oldu. İki arkadaşın varsa şanslısın. Üç arkadaşın varsa daha fazla şanslısın. Eğer beş varsa, bütün dinlerde, bütün inanışlarda evet. Beşin evet. Çok uğurlu ve önemli bir sayı evet. Olduğunu söylemişsin. Beş arkadaşın varsa herhalde dünyanın en şanslı insanısın. Evet, beş kadim dost çok önemli. Beş kadim dostumuz, can dostumuz varsa ne mutlu bize. Ama aynı zamanda kitapta şöyle bir mesaj var. İki aile türünden bahsediliyor. Hepimiz bir kan bağıyla
bağlı olduğumuz bir aile içine doğuyoruz. Eğer bu aile sevgi doluysa, eşitlik doluysa, özgürlük dolu bir ortam veriyorsa ne mutlu insana. Ama birçok insan böyle bir aile ortamından gelmiyor. Özellikle o insanlara kitabın verdiği çok pozitif bir mesaj var bence. Unutmayın ki, diyor bu roman, ileride yaşadıkça, hayatta ilerledikçe ikinci bir aileniz daha olacak ve o aile de su ailesi. Su bağıyla birbirine bağlı insanlar. Su ailesinden neyi kastediyorum? İşte o beş dostumuz ya da kimi durumda bu altıdır, dörttür ama dostluklarla oluşan yepyeni bir aile. Ve inanıyorum ki özellikle itilmiş insanlar için, ezilmiş insanlar için belki de su ailelerinin varlığı o kadar önemli ki onlar bizi ayakta tutuyor, hayatta tutuyor. En yalnız olduğumuz, en çok incindiğimiz dönemlerde bile. Elif İpak, çok teşekkür ediyorum. Kısaca konuşmaya çalıştık. Tabii bir romanı anlatmak kolay değil. Herkesin de bir romandan çıkaracağı çok farklı duygular, düşünceleri olabilir ama söylediğim gibi benim okuduğum en derin romanlardan bir tanesi. Zaten İngilizce yayınlandı, sonra Türkçe'ye çevrildi. Doğan yayınlarından çıktı kitap. Raflarda yerini aldı klasik deyimiyle ama bu röportajı yapmadan önce biraz İngiliz bakışına baktım. Hakikaten hem Guardian'da, Financial Times'da çok güzel yorumlar çıktı. Dolayısıyla inşallah Türkiye'deki seyirciler de, okuyucular da, hem seyirciler hem okuyucular romanı okurlar ve kendilerine göre farklı sonuçlar çıkarırlar ama çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. T24 izleyicileriyle, okuyucularıyla, takipçileriyle çok paylaştığın için romanı. Teşekkür ederim. Yani, teşekkür ederim.